Herkese merhabalar. Sıfırdan 8 e hazırlık kampı programımızda mükemmel bir şekilde LGS'ye sıfırdan hazırlamaya devam ediyoruz. Kitaplarımız önümüzde. Harika bir şekilde bugün Sözel, sıfırdan 8'e Sözel kitabımızda Türkçe kısmında sizlerle beraber ilk başta biliyorsunuz filmsi işlemiştik. Ardından sözcükte anlama baktık. Sizler bununla alakalı sorular çözdünüz. Zaten sözcükte anlam konusu arkadaşlar lokum bir konuydu hatırlarsanız. Bunu 5, 6, 7'de görmüştük. Şimdi esasında zor bir konuya cümle ögelerine geçeceğiz ve bu cümle ögelerini belki sene başında görmeyeceksiniz Eylül'deki ama biz LGS'de kendi efsanemizi yazmak istediğimiz için şimdiden cümle ögelerine de bir giriş yapalım. Sıfırdan başlangıç yapalım istedik. Kampımızın başlığı kapağa geldi. Kapak geldiğine göre o zaman intromuza gelsin. Ardından da kitaplarımızı hazırlayalım. Hep beraber videomuza başlayalım. Ünite 2'de cümlenin ögeleri diyor. Temel ögelerle başlıyoruz. Temel ögelerden kastı şu. Tabii ki de yüklem ve özne olacak. Burada şimdi esprilerimiz var, konu anlatımımız var ama öncesinde ben bir boş sayfaya geçmek istiyorum. Siz, bu sizin sayfanız yok, kitabınız yok. Siz 78 sayfa önünüzde dursun ama burayı şimdi dikkatle dinleyin. Arkadaşlar, bunu geçen sefer Films konusunda anlatmıştık. Nasıl trenlerin vagonları varsa, şöyle vagonları düşünün tamam mı? Cümlede de kelimeler vardır. Mesela diyelim ki kelime yazalım, ne diyelim mesela? Şöyle bu arada rengimizi de biraz e, kalınlaştıralım, tamam. Şöyle yapalım, ha şurada. Mesela diyelim ki öğrenciler diyelim. Öğrenciler bir kelimedir. Öğrenciler dersi işte dikkatlice dikkatlice ee, ne diyelim mesela tabletten şu anda tabletten izliyor olduğunuzu düşünelim tabletten. Böyle bir cümle olur mu arkadaşlar? Böyle bir cümle olmaz. Neden? Çünkü bu cümlede bir yüklem eksik. Yani yargının tamamlanması eksik. Aynı şekilde bakın bir tren çiziyorum ben şimdi bu birinci vagon bu ikinci vagon bu üçüncü vagon bu dördüncü vagon. Böyle bir tren olur mu? Böyle bir tren de olmaz. Niye? Çünkü lokomotifi eksik. Aynı nasıl trenin lokomotifi olmaca gitmiyorsa o zaman biz de buraya hemen şöyle bir lokomotif yapalım. Şuraya bir lokomotif yapalım. Hatta şöyle kalın bir lokomotif olsun şöyle. Ha, Şöyle lokomotifimizi yapalım. Şöyle çiziyorum. Evet tamam. Gördüğünüz gibi resim iş dersi gibi oldu. Şimdi bu tren gidebilir. Diyeceksiniz ki hocam ne yapıyorsunuz? Gene çocuklar anlatır gibi anlatmayın. Biz artık 8. sınıfız. Hayır arkadaşlar bakın burası çok önemli. Bunu anladığınızda tüm dersleri anlayacaksınız fiilimsi cümlenin göre hepsi bununla bağlantılı. Şimdi az önce vagonlar vardı tren gitmiyordu. Lokomotif geldi tren gitmeye başladı. Hatta çuf 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 loko lokomotif. Şimdi şuraya bakıyorum. Öğrenciler derse dikkatlice tabletten böyle bir cümle olmuyordu. Ama dinliyor dediğimizde öğrenciler ders tabletten dikkatlice dinliyor dediğimizde dinliyor sözcü cümlenin yüklem oldu arkadaşlar. Şurayı şöyle söyleyeyim. ha Dinliyor sözcü cümlenin yükleme oldu. Artık nasıl bu tren gidebiliyorsa bu cümlede artık bir cümle. Ben size desem ki öğrenciler dersi dikkatlice tabletten siz efendim hocam ne diyorsunuz cümleyi bitirin dersiniz. Ama öğrenciler dersi dikkatlice tabletten dinliyor dediğince oh anladık hocam diyorsunuz. İşte dinliyor cümlemizin yüklemi. Yüklem olmadan cümle olmuyor. Yüklemi bulduktan sonra gerisi çok var. Kim dinliyor? Öğrenciler neyi dinliyor? Dersi nasıl dinliyor? Dikkatlice nereden dinliyor? Tabletten diyebilirsiniz. İşte kim sorusuna cevap veren özne olacak? Neyi dinliyor? Dersi dinliyor. Nesne olacak? Nasıl dinliyor? Dikkatli dinliyor. Zarf tamlayısı olacak. Nereden dinliyor? Tabletten dinliyor. Yer tamlayısı olacak. Bunların hepsi lokum. Burada en önemli şey lokomotifi bulmak. Lokomotifi bulduktan sonra gerisi kolay. Lokomotif yoksa zaten o cümle olmuyor. O cümlenin ögeleri ayrılmıyor. Şimdi o zaman tekrar e, 78'in sayfamıza geri dönelim. Şimdi demiş ki hocam sorma sayıptır. Neden bazı ögeler çok uzun oluyor? Çünkü ögeleri bulurken tamlamaları deyimleri bölemiyoruz demiş. Burası önemli. Şimdi boş sayfamıza tekrar geri dönelim. Boş sayfamıza tekrar geri dönelim. Hani dedik ya az önce Öğrenciler dedik. Şöyle hatta bölerek göstereyim. Öğrenciler dersi dikkatlice tabletten dinliyorduk. Kim dinliyor? Öğrenciler. Neyi dinliyor? Dersi. Nasıl dinliyor? Dikkatlice. Nereden dinliyor? Tabletten diye bir şekilde ögeleri ayırabiliyoruz dedik. Yani burada bir lokomotifimiz vardı. Burada da vagonlar vardı. Şimdi şuraya bakın. Burası çok önemli arkadaşlar. Şuraya tekrar kalın kaleme geliyorum. Ee, şöyle yapalım ha. Öğrencilerin öğrencilerin dersi dikkatlice dikkatlice tabletten tabletten dinlemesi diye bir cümle yazayım. Şimdi bu bir cümle mi sizce arkadaşlar? Yani bu cümlenin lokomotifi, yüklemi var mı? Bu cümlede anlam tamamlandı mı? Bakalım. Öğrencilerin derse dikkatlice tabletten dinlemesi. Bak böyle böyle bir cümle olmaz. Bir şey eksik. Ne eksik? Lokomotif eksik. Bir şey eksik. Ne eksik? Ee, yüklem eksik. O zaman ben buraya yüklemi getiriyorum. Öğrencinin ders dikkatli tablet dinlemesi gerekiyor diyelim. Şöyle yapalım. Gerekiyor diyelim. Şimdi cümlenin lokomotifi yani yüklemi geldi. Oh rahatladık. Şimdi burası dananın kuyruğunu koptu yer. Burayı çok dikkat dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın öğrenciler az önce şöyle cümlenin ögeleri ayırırken hatırlarsanız demiştik ki. Şöyle yapmıştık hatta daha da kalın ayırayım. Demiştik ki öğrenciler özne dersi nesne dikkatlice zar tablet'ten yer tamlayıcısı gibi ayırmıştık. Niye? Öğrenciler dinliyor diyebiliyorsun. Yani birinci vagon lokomotifle bağlantı kurabiliyor. Dersi dinliyor diyebiliyorsun. İkinci vagon lokomotifle bağlantı kurabiliyor. Dikkatli dinliyor diyebiliyorsun. Tabletten dinliyor diyebiliyorsun. Bunların her biri nasıl ayrı bir vagonsa, bunların her biri de ayrı bir kelime, ayrı bir ögü oluyor. Ama şuraya bakalım. Öğrencilerin gerekiyor diyebiliyor musunuz? Olmuyor bak. Şöyle ayırayım. Öğrencilerin gerekiyor. Böyle bir şey olmaz ki. Yüklemle bağlantı kuramıyor. Veyahut da dikkatlice gerekiyor olmuyor bak buradan ayıramıyorum. Tabletten gerekiyor. Olmuyor. Dersi gerekiyor. Olmuyor bak bunların hiçbiri tek başına arkadaşlar bunların hiçbiri tek başına bir cümlenin ögesi olamıyor. Şöyle dikkatlice tekrar yazalım şöyle ha. Bakın burada şuna dikkat edeceksiniz. Lokomotif tek başına vagonlara bağlanabilmesi gerektiği için öğrencilerin dersi dikkatlice tabletten dinlemesi gerekiyor demeniz lazım. Dolayısıyla burada şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şurayı bir bütün olarak almanız gerekiyor. Şöyle alıyorsunuz. Gerekiyor yüklem. Ne gerekiyor? Öğrencilerin dersi kaçı tabletten gerekiyor diyorsunuz. Burası öz olmuş oluyor. İşte az önce sayfa 78'de hani dedi ya şurada Tonguç. Hocam dedi neden bazı sorması ayıptır dedi. Ayıpsa niye soruyorsun kardeşim? Neden bazı ögeler çok uzun oluyor dedi. Hocamız da dedi ki hocamız da ağzı gözükmüyor. Bıyıkları o kadar kalın ki hemen şöyle hocamıza gülümseyen bir sevimli bir dudak yapalım. Evet yapamıyoruz görmüyoruz. Ha, şöyle yapalım. Evet, dudakları biraz zenci dudağı gibi oldu. O da sıkıntı yok. Şuraya da yapalım şöyle hatta. Şimdi çünkü ögeleri bulurken tamlamaları, deyimleri, söz gruplarını bölemiyoruz. Şimdi tekrar örneğimize geri dönmek istiyorum sayfaya. Bak burada bir tamlama var. Öğrencilerin dinlemesi gerekiyor. Burada bir fiilimsi var. Filmsi gördüğünüz zaman... Ana eyvah diyeceksiniz ve filmsinin bölünmez bir yan cümle oluşturduğunu unutmamanız gerekiyor. Bakın bu cümlede filmsi yok öğrenciler dersi dikkatçe tabletten bunların hiçbiri film değil ama burada dinlemesi dinlememesi gerekiyor diyebileceğiniz dinleme diye bir isim fiil var. İsim fiil arkasındakileri adeta bir elektrik süpürgesi gibi yutuyor ve ne oluyor burada yepyeni bir yan cümle oluşturuyor. Şimdi ve bu yan cümleyi de bölemiyorsun öğrencilerin gerekiyor dersi gerekiyor dikkatçe gerekiyor tabletten gerekiyor diyemiyoruz arkadaşlar. Bunların bölmemesi önemli. Şimdi tekrar 78. sayfaya dönelim. E, Tonguç unutma ögeleri bulmak için tüm soruları yükleme sormalısın ve neyin kimin sorularını kullanmamalısın. Yükleme fazla yüklenmiyor muyuz hocam demiş. Şimdi neyin kimin sorusuna geleceğiz. Oraya gelmeden önce şuraya bakalım. Şimdi yüklem. Cümlenin en önemli ögesidir. Bunu biliyoruz. Lokomotif dedik. Hatta biz buraya parantez içinde siz de o kitabınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Loko, lokomotif yazıyoruz. Lokomotif çok önemli. Yüklem olmazsa cümle oluşmaz. Bakalım geri dönelim şu eski sayfamıza. Eski sayfamıza döndüğümüzde şöyle bir cümle oluyor muydu? Bakalım. Öğrenciler derse dikkatlice tabletten Öyle bir cümle olmuyordu. Dinliyor yüklemi gerekiyordu. Veya şöyle bakalım. Öğrencilerin dersi dikkatle tabletten dinlemesi. Bakın bu da bir cümle olmuyordu. Gerekiyor diye bir yüklem lazımdı. Şimdi tekrar sayfaya geri dönüyoruz. Dolayısıyla cümlede yüklem olmazsa cümle oluşmaz. Burası önemli. Tüm ögeler yükleme sorularak bulunur. Türkçede her sözcük yüklem olabiliyor. Tonguç eve yürüyerek gitti. Tonguç gitti. Gitti sözcü cümlenin lokomotifi cümlenin yüklemi. Burada yüklemi rahatlıkla buluyoruz. Özne ise yüklemin bildirdiği işi yapan ögedir. Yani kim yapıyor? Ne yapıyor mesela? Gitti kim gitti? Tonguç gitti diyoruz ya. İşte burada Tonguç öz olmuş oluyor. Bak Tonguç kardeşini okula bıraktı. Kim bıraktı? Tonguç özne olmuş oluyor. Şimdi özne işi kendisi yapıyorsa gerçek iş başkası tarafında yapıyorsa sözlerinizdir diyor. Bunun ne olduğunu anlatacağım birazdan bu dursun. Yükleme yani bıraktı sözcüğüne kim sorusunu sorarak özneyi buluyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. Allah Allah. Burayı niye bir bütün yaptınız hocam? Çünkü elin demet yapma sanatıdır diye bir tamla var. Şimdi tekrar boş sayfaya geri geçelim. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Dedik ki lokomotifimizi çizmeden önce vagonları çizdik. Vagonlar sözcükteki diğer ögeler dedik. Bu vagonlar tek başına gidemiyor dedik. Vagonları götürmesi için mutlaka bir lokomotif gerekiyor dedik. Lokomotifimizi de şöyle havalı bir şekilde kırmızı kırmızı çizdik. Lokomotif olmazsa tren gitmez dedik. Şimdi bunu aklınızdan hiç çıkarmayacaksınız. Şimdi burada şu çok önemli. Cümlenin içerisinde deyimler, tamlamalar, farklı farklı e, söz grupları olabiliyor. Mesela şöyle diyelim. E, nasıl söyleyelim mesela? Tonguç diyelim mesela. Tonguç. Öğrencidir diyelim. Şimdi burada öğrencidir yüklem, Tonguç özne belli. Hocam arayı neden boş bıraktınız? Şimdi bir şey göstereceğim size dikkat edin. Öğrencidir kelimesini biz sıfatlar getirerek bu kelimeyi bir tamlamanın parçası haline getirebiliriz ve böylece yüklem de uzayabilir. Mesela Tonguç virgül hatta noktalı virgül yapalım. Akıllı virgül dikkatli ve zeki bir öğrenci dediğimizde gerçekten yazımı çok güzel. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şurası öğrencidir kelimesi akıllı dikkatli ve zeki bir öğrencidir diye bir tamlamaya dönüştü. Yani Artık burada bir sıfat tanıması Akıllı, dikkatli ve zeki bir öğrencidir. Yüklem oldu. Burası lokomotifimiz oldu. Şurası ise Tonguç ise özlemiz oldu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burayı niye böyle upuzun bir yüklem yaptınız? Çünkü arkadaşlar burası bir tamlama. Tamlamalar bölünemiyor. Deyimler bölünemiyor. Mesela şöyle deyimlerin bölünemeyeceğine de bir örnek verelim size. Şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki Ali kalemi kırdı diyelim. Bak, Ali kalemi kırdı dediğimizde kırdı yüklem. Ali özne tamam. Burada neyi kırdı? Kalemi kırdı diyebiliriz. Ama şöyle bakın. Ali kalbimi kırdı. Şimdi sen burada kalbimi kırdı ifadesini kırdı neyi kırdı kalbimi kırdı diyemezsin. Bu kalp kırmak bir deyim olduğu için burayı bir bütün olarak almanız gerekiyor. Deyimler bölünmez. Yani bu cümle yüklem ve özen oluşuyor. Burada ise özne var, nesne var, yüklem var. Dolayısıyla siz diyeceksiniz ki ha kalp kırmak deyim bunu bölemeyiz. Akıllı, dikkatli ve zeki bir öğrencidir. Tamlama bunu bölemeyiz Tamlamalar bölümü. Zaten size bir kopya vereyim mi? Eğer bir cümlenin yüklemi böyle isimse yani öğrencidir gibi bir şeyse Genellikle cümle özne yüklemden oluşuyor. Bunu da size bir taktik olarak vereyim. Ben Furkan Taha Yeşilyurt. LGS Türkiye birincisi oldum ve Robert Koleji'ne gideceğim. LGS hazırlık sürecinde sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Şimdi bak burada da bir tamlama var. Elin erişebileceği çiçeklerden biri demet yapma sanatıdır. Yüklem... Mutluluk özlü olmuş oluyor. Ögeleri hangi yöntemle bulmalıyız hocam demişiz. Hocamız da yöntemle bul. Yani önce yüklem, sonra özne, daha sonra nesne tamlayıcıları bulmalısın demişiz. Şimdi tekrar boş sayfamızı geri dönecek olursak. Bizler şimdi sayfamızı temizledik. Şimdi arkadaşlar bakın önce ne dedik az önce? Bakın önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, sonra tamlayıcılar yani zarf tamlayıcısı ya da yer tamlayıcısı buluyoruz ve ilerliyoruz. yöntemiz bu. Yöntem kelimesini ilk Şimdi bunu bir örneklendirelim. Bakın şimdi. Ali'den gidelim mi gene? Ali diyelim tamam mı? Yarın, Ali'den sonra virgül atalım. Yarın ee, kardeşini diyelim. Ali yarın kardeşini sinemaya diye bir cümle yazalım. Şimdi böyle bir cümle olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü hocam lokomotif yok. Çünkü hocam yüklem yok diyorsunuz. O zaman ben de hemen yüklemi getiriyorum. Ali yarın kardeşini sinemaya götürecek diye yazıyorum. Şimdi artık rahatladık. Oh çok rahatız. Niye? Çünkü yüklemimiz var burada. ...ve cümlemiz artık kurtuldu. Şimdi ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Yüklemi bulduk. Bir. Ardından özne. Kim götürecek? Ali götürecek. Bak bu özne oluyor. Kimi götürecek? Ardından nesne. Kardeşini götürecek. Bu nesnemiz oluyor. Ne zaman götürecek? Yarın götürecek. Bu zarf tamlayıcımız oluyor. Nereye götürecek? Sineme götürecek. Bu yer tamlayıcımız oluyor. Burada kesin olan şey şu. Önce yüklemi buluyoruz. Sonra kim sorusuyla özneyi... ...ne zaman sorusuyla zarf tamlayısını... ...nasıl sorusuyla da olabilir... ...kimin iyi sorularıyla nesneyi, belirtili nesneyi, nereye sorusuyla, nereden sorularıyla yer tamlayıcılarını buluyoruz. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Bakın az önce anlattığım şeyi bir kez daha göstermek istiyorum bu tamlamaların bölünmeyeceğini. Şimdi kim götürecek? Ali. Ne zaman götürecek? Yarın. Kimi götürecek? Kardeşini. Nereye götürecek? Sinemaya diyebiliyoruz. Bak Ali götürecek. Yarın götürecek. Kardeşini götürecek. Sinemaya götürecek diyorsun. Bunların her biri ayrı bir öge. Ama bakın şimdi size ayrı bir öge olmayan bir cümle yazacağım. Bunu daha iyi anlayacaksınız. Ali'nin diyorum. Buraya Ali'nin. Yarın kardeşini kardeşini sinemaya götüreceğini. Böyle bir cümle olur mu arkadaşlar? Tekrar sorarım size. Ali'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini. Böyle bir cümle olur mu? Olmaz hocam. Niye? Çünkü yüklem yok hocam. Yüklem yok, lokontif yok. O zaman ben buraya bir yazıyorum. Ali'nin yarın kardeşini İslam'a götüreceğini şöyle niyetini yazalım. Duydum yazalım buraya bak. Duydum. Şimdi duydum yüklemimiz. Oh yüklemimiz geldi. Lokomotivimiz geldi. Oh rahatladık. Şimdi dikkatli olun. Ne yapıyorduk? Önce yüklem buluyorduk. Bir. Sonra özne. Sonra nesne. Sonra tamlacılardı. Bir, iki, üç, dört böyle gidiyordu. Şimdi duydum yüklem. Bir. Bunu bulduk. Kim duydum? Yani kim duydu? Ben duydum. O zaman ben gizli özne oluyor. Bak burada bir gizli özne var. Ben gizli özne. Yani kimin duydum Ali'nin duydum diyemezsin. Kim duydu ben duydum. Ben neyi duydum? Ali'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Bak burası bir bütün oluyor ve burası bütünüyle ne ne oluyor. Peki hocam niye bu kadar uzun oldu? Çünkü fiilimsi var. Fiilimsi arkasındakileri diye içine çekti. Çünkü bir tamlama grubu var. Ali'nin götüreceğini diyor. Ve yine çünkü az önceki sağlam yöntemimizi bir daha uygulamak istiyorum. Bakın az önce demiştik götürecek yüklem Ali'yi götürecek demiştik. Yarın götürecek. Kardeşini götürecek. Sinemaya götürecek demiştik. Şimdi şuraya bakın. Ali'nin duydum diyebiliyoruz mu? Ali'nin duydum bak. Ali'nin duydum. Olmuyor. Yarın duydum. Ne? Yarın duydum olmaz ki. Yarın duyacağım olur. Ya da sinemaya duydum. Olmuyor. Bunların hiçbiri olmuyor. Bu, bu okların hepsini silmek zorundayım. Bu okların hiçbiri olmuyor. Neden? Çünkü bağlantı kuramıyor. Burada sadece getireceğini, götüreceğini duydum diyebiliyorsun. Bak götüreceğini duydum ve dolayısıyla Ali'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum dememiz gerekiyor. O zaman şimdi tekrar sayfamıza geri dönelim. Önce yüklemi, sonra özneyi, sonra tamlayıcıları, nesneleri bulacağız dedik. Bir de şuraya geri gelelim. Yüklem isim olunca hep kafam karışıyor demiş Tonguç. Evet çünkü yüklem isimse cümle genellikle bak yüz değil genellikle özne ve yüklemden oluşuyor. Çünkü isimler nesne alamıyor. İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir. Bak şehri en kalabalık şehri ülkemizin şehri diye bir tamlam var. Burası bölünmüyor. Ne ülkemizden en kalabalık şehridir? İstanbul diyorsun. Bitti gitti bu kadar basit. Yani cümlenin yüklemi fiil değilse, isimse genellikle cümle özne yüklemden oluşuyor arkadaşlar. Buraya da dikkat etmenizi istiyoruz. Şimdi tekrar gelelim şeye, e, nesneye. Şimdi nesnede şu çok önemli arkadaşlar. Belirtili nesnede, bakın belirtili nesnede kimi ve neyi sorularını soruyoruz. Belirtisiz nesnede ise sadece ne sorusunu soruyoruz. Bakın şimdi. Konguç da zaten onu demiş. Hocam özneyi de kim ve ne sorularıyla buluyorduk. belirsiz nesneyi de neye sorusuyla buluyoruz demiş. Ama hiç bu korkmamıza gerek yok. Bak şimdi. 3 yıl önce diktiğimiz ağaç bu yıl 10 kilo kiraz verdi. Verdi yüklem. Kim verdi? 3 yıl önce diktiğimiz ağaç verdi. Ne verdi? 10 kilo kiraz verdi. Bak 10 kilo kiraz nesne. Ne zaman? Bu yıl zart anlayışı oluyor. Şimdi veren ne? 3 yıl önce diktiğimiz ağaç. Bu özne oluyor. Ağaç bize ne verdi? 10 kilo kirazla nesne olmuş oluyor. Yani önce yüklemi buluyoruz sonra özneyi, sonra nesneyi, sonra tamlayıcıları buluyoruz. Hocamız da zaten bunu demiş. Tonguç demiş. Özneyi bulduktan sonra nesneyi bulursan sorun yaşamasın. Bak önce yüklem, sonra özne, sonra nesne. Ardından tamlayıcılar. Yüklemin belirttiği işi yapanın özne, yapılan işten etkilenenin ise nesne olduğunu unutmamalısın demiş. Şimdi aşağı inelim, konu anlatımıza bakalım. Şimdi belirtili nesne, zaten bak belirtili iyi diye şarkısı vardı bunu hatırlarsanız. Belirtili, li, 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 li. Belirtili li 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 kimi neyi iyi iyi bak kimi neyi sorularıyla belirtil nesne oluyor. Hocam kafayı mı yediniz ne oldu? Hayır arkadaşlar aklınıza kalsın diye şarkı söylüyorum. Kimi neyi iyi ile bitiyor belirtildi iyi ile bitiyor. Şimdi Tonguç bahçedeki çiçekleri suladı. Neyi bahçedeki çiçekleri belirtili nesne olmuş oluyor. Belirtisiz nesne ise sadece ne sorusuyla bulunuyor. Tonguç defterine bir resim çizdi. Ne çizdi? Bir resim çizdi. Bak, ne çizdi? Bir resim çizdi defterine resmi çizilseydi o zaman belirtili nesne olurdu. Şimdi şuraya bakalım. Bu mevsimde İstanbul soğukmuş. Soğukmuş yüklem. Ne soğukmuş? İstanbul soğukmuş. Ne zaman bu mevsimde? Cümlesine nesne nedir hocam demiş Tonguç. Tonguç isim cümlelerinde nesne bulunmaz. Soğuk olan ne sorusunun cevabı olarak verilen İstanbul öznedir demiş. Değil mi? Soğukmuş ne soğukmuş İstanbul özne oluyor bu kadar. Şimdi bu ee, boş sayfamıza tekrar geçelim. Bir boş sayfamıza tekrar gelelim arkadaşlar. Şimdi Yüklemi buluyoruz dedik. Özneyi buluyoruz dedik. Nesneyi buluyoruz dedik. Sonra tamlayıcılara geleceğiz birazdan. Ve yöntemimiz bu dedik. Şimdi burası önemli. Burada sıralama açısından yöntem kelimesi bize faydalı oluyor dedik. Yüklem, özne, nesne ve tamlayıcılar dedik. Şimdi burada nesnenin de çeşitleri var dedik. Bu çeşitleri daha iyi anlamanız için bir örnek daha yazacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Öğrenciler, öğrenciler dinliyor dinliyor kelimesi yüklem, öğrenciler kelimesi özne. Şimdi burada öğrenciler kelimesinin özne olduğunu hepimiz anlıyoruz değil mi? Dinliyor kelimesinin yüklem olduğunu hepimiz anlıyoruz. Kim dinliyor? Öğrenciler. Tamam. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Öğrenciler ders dinliyor derseniz, öğrenciler ders dinliyor derseniz bu ne dinliyor sorusuna cevap verdiği için belirtisiz oluyor. Ders mi? Ne de? ders işte yani. Ha, ders belirtisiz. Ama öğrenciler Dersi dinliyor derseniz bu neyi dinliyor sorusuna cevap verdiği için belirtisiz nesne oluyor. Bakın burası çok çok önemli arkadaşlar. Bu burası belirtisiz nesne oluyor. Ders belirtisiz yani hangi ders ama dersi deyince bir tane ders var ondan bahsediyor herhalde. Dersi yani işte Türkçe dersini, matematik dersini bilmiyoruz artık. Belirtili nesne oluyor. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şuradaki dersi dedi ya işte bu belirtilinin belirtiliği oradan geliyor. Bu belirtisiz çünkü iyisi yok. Burada dersi dinliyor deyince bu belirsiz oluyor? Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Arkadaşlar, videonuzu balla bölüyorum ama size çok güzel bir haberim var. 0'dan 8'e hazırlık setine sahip olan arkadaşlarımız Tonguç Dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. İndirime ulaşmak da çok kolay. Setin arkasında bulunan bu bölümü kazıdığınızda bir koda ulaşıyorsunuz. Bu kodu Tonguç Dershanede ödeme adımlarında indirim kodu yazan yere girerek Tonguç Dershanede %25 indirimin sahibi oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler. Cümlenin anlamını genellikle yer bakımından tamlayana gelir. Hep böyle E-D denli sorular var bak. Kime, kimde, kimden. Neye, neyde, neyden. Nereye, nerede, nereden soruları sorularak bulunuyor. Tonguç gidecek. Gidecek yüklem. Tonguç özne. Tonguç nereye gidecek? Pastaneye. Yer tamlayısı olmuş oluyor. İşte nereden geliyor? Okuldan geliyor. Yer tamlayısı olmuş oluyor. Zar tamlayıcısı ise cümlenin anlamını zaman, durum, yön ve benzeri bakımdan tamlayana gelir. Yükleme ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin. Ne ile? Soruları sorularak bulunuyor. Tonguç uyandı. Ne zaman? Erken uyandı. Erken zarf tamlayısı olmuş oluyor. Şimdi şu aşağıdaki karikatürdeki uyarı çok önemli. Demiş ki, öğrenciler dışarı çıktı, öğrenciler içeri çıktı. Hocam neden ilk cümledeki zarf tamlayısı ikincideki yer tamlayısı oluyor diyor. Çünkü burada e-eki var arkadaşlar. Dışarı çıktı dediğimizde, nereye çıktı? Dışarı çıktı. Bu zarf tamlayısı oluyor. Dışarıya çıktı dediğimizde, yine nereye çıktı diyorsun. Yine cevapta aynı şey. Kulağımıza, aklımıza zihnimize, kalbimize, bedenimize her şey aynı geliyor. Ama burada E2 olduğu için bu yer tamlanışı oluyor. Evladım demiş hocamız da dışarı, içeri, ileri, geri gibi eylemin yapılma önüne belirten ifadeler zar tamlanışıdır. Bu sözcükler yönelme haleki alırsa yani E halekini alırsa veya da başka ekler de alabilir. Dışarıya, içeriye, ileriye, geriye şeklinde kullanılarak yer tamlanışı olur demiş. Demek ki içeri girdi derseniz zar tamlanışı, içeriye girdi derseniz yer tamlanışı oluyor. Yukarıdaki karikatürlerimize bakalım. Hocam ismin ED'den Halekin alan her sözcük yer tamlayıcısı mıdır? İstisnalar var Tonguç. Örneğin, sizi gönülden kutluyorum dediğinde bak nasıl gönülden oluyor bu zarf oluyor. Nerede açtı mesela? Ne zaman açtı? Baharda açtı. Bu zarf tamlayısı oluyor. Yani her gördüğün ED'den eki alan şey yer tamlayıcısı olmuyor. Şuna bakalım. Hocam soru cümlelerinde cümleye soru anlamı katan sözcük ya da sözcük grubu cümlenin hangi ögesidir demiş. Orada verdiğin cevaba bağlı. Soruya verilen cevap hangi ögeyi karşılıyorsa kendisi aynı gelir. Eve ne zaman geleceksin? Buraya ne zamanın yerine koyacağın kelime zart tamlayıcısı olduğu için burada zarf tamlayıcısı soruluyor. Birazdan geleceğim diyorsun. O zaman bu oluyor. Hatta şimdi boş sayfamıza geri dönelim. Boş sayfamıza geldik. Mesela diyelim ki Ali yarın aynı cümleyi bir daha yazıyorum. Yarın işte kardeşini ne demiştik? Nereye götürmüştük? alanı mı? yok. Pardon, sinemaya götürmüştük. Sinemaya götürecek demiş. Yüklem yine farklı renk yazıyorum ki iyice zihnimize yerleşsin yüklemin şeyi. Şöyle pardon şuradan tıklayalım. Güzel ha götürecek diyelim şöyle. Götürecek. Şimdi yüklemimiz zaten her zaman farklı karizmatik tamam. Şimdi bakın burada sorduğumuz sorular esasında bize hangi öge olduğunu gösteriyor bak. Kim götürecek dediğin zaman kim yarın kardeşini sana götürecek bak burada kim özeni yerine geçtiği için kim sorusu özeni burada. Kim ne zaman kardeşini götüreceğiniz zaman zarf. Kim ne zaman kimi nereye götürecek diyorsun bak. Dolayısıyla burada kim sorusu özneyi bulduruyor. Ne zaman sorusu zarf anlayışını bulduruyor. Kimi sorusu nesneyi bulduruyor. Nereye sorusu yer tanımlamasını bulduruyor. Dolayısıyla sorunun cevabı hangi öge ise o öge bulduruluyor diyoruz arkadaşlar. Cümlede vurgu yükleme en yakın ögededir arkadaşlar. İsim cümlelerinde ise vurgu yüklemdedir. Mesela Tonguç yarın okula gidecek. Gidecek yüklem kim gidecek? Tonguç özne. Ne zaman gidecek? Yarın zar tamlayısı. Nereye gidecek? Okula yer tamlayısı. Yükleme en yakın olan kelime hangisi? Yer tamlayısı. O zaman burada vurgu yer tamlayısı. O zaman buraya yazıyorum. Vurgu YT'de. Yer tamlayısında. Yarın okula Tonguç gidecek dediğimizde burada vurgu nerede arkadaşlar? Vurgu öznede. Tonguç okula yarın gidecek dediğimizde burada vurgu tabii ki de zar tamlayısında. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani yükleme yakın olan burada yarın Ozan Zart almayı vurgulanmış. Burada yüklemeye yakın olan özne Ozan burada özne vurgulanmış. Burada yüklemeye yakın olan okula kelimesi Ozan burada yer tanıması vurgulanmış diyeceğiz. Ara söz ise herhangi bir ögenin açıklayısı olabilir ya da cümle dışı unsur olabilir. Çok sevdiği kardeşini dışarı çıkardı. Kimi? Kardeşini. Kardeşi kimmiş? Ali'yi. Ha Ali'yi açıklıyor bak. Ara söz nesnenin açıklayısı olarak kullanılmış. Yani çıkardı yüklem o özne Kimi çıkardı? Çok sevdiği kardeşini Nesne. Ali'yi. Bak Nesne açıklayıcı. Nereye çıkardı? Dışarı çıkardı. Bu da zart anlayısı oluyor. Dün bu konuyu konuşmuştuk. Konuşmuştuk Yüklem. Biz konuşmuştuk. Gizli Özne. Ne zaman dün zart anlayısı? Neyi? Bu konuyu belirtin Nesne. E sen de, hatırlarsın ne? Ha, bu cümle dışı unsur olmuş oluyor. Şimdi yukarıdaki karikatürlere bakalım. Demiş ki... Hocam kim ödevleri yapmadığımızı öğretmene söyledi cümlesinde. Öğretmene sözcü yani yer tamlayısı vurgulanmış? Evet soru cümlelerinde farklı bir durum var arkadaşlar buna dikkat edelim. Hocamız da zaten onu söylemiş. Tonguç soru cümlelerinde vurgu soru anlamı taşıyan sözcüdedir. Yani söylediğin cümlede vurgu kimdedir arkadaşlar? Kim sorusunda kimdedir hocam kelime oyunu demiş. O, Tonguç da kendi kelime oyunu yapıyor. Burada önemli olan şey şu eğer soru varsa kim ne zaman nasıl niçin gibi sorular varsa vurgu orada oluyor. Hocam düzenlenen yarışmaya bütün sınıf mı katılacak cümlesinde hangi öge vurgulanmıştır? Burada mımi soru ikinden önceki her öge her zaman vurguldur diyor. Dolayısıyla bütün sınıf ifadesi vurgulanmıştır. Yani mıdan önce ne varsa o vurgulanıyor. Aşağıdaki karikatüre de bakalım. Demiş ki Tonguç şimdi ara söze bir örnek ver ve ara söz özlerin açıklayıcısı olsun demiş. Bakalım. E, Tonguç sınıfın en çalışkan, en başarılı, en yakışıklı öğrencisi sınıfa geldi. ha Geldi yüklem. Kim Tonguç geldi? Nereye geldi sınıfa? Tonguç da açıklamış kendince Tonguç. Sınıfın en çalışkan öğrencisi. En başarılı, en yakışıklı öğrencisi demiş. Cümlesi de özde Tonguç'tur. Kısa çizginin içinde beni tarif eden sıfatlar da Özden açıklayıştır demiş. Tonguç örnek verirken yine mütevazılığını konuşturun demiş. Teveccühünüz hocam diye Tonguç espri yapıyor. Şimdi o zaman sayfamızı, boş sayfamızdaki tekrar geri dönelim ve artık son kez toparlayıp konumuzu bitirelim arkadaşlar. Canlı derslere aktif bir şekilde katılıyordun. Evet. Canlı dersler açıkçası okuldan hani okulda işlediğimiz konuyu ben hemen bitirmiş oluyordum. Yani okulda ben biliyordum o konuları. Yani daha önce işlemiş oluyordum çünkü ve bu açıkçası çok faydalı bir şey. Daha önceden yolun açık oluyor. Daha ilk baş bir soru gördüğün zaman onu yapmış oluyorsun. Ya da derslerimize soru çözüm dersleri oluyor ya da derslerde sorular çözüyoruz. Oradaki sorular da açıkçası çok büyük bir avantaj. LGS sorularını da çözdük. Bakın burayı ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi cümlenin ögeleri diye başlığımızı atıyorum. Bu bir CÖ. -E, tamam mı? Cümlenin ögelerinde mutlaka lokomotiflere dikkat edin diyoruz. Vagonlara. Birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon, dördüncü vagon ve lokomotifimizde karizmatik bir şekilde çiziyoruz. Şöyle lokomotifimizi çizelim. Şöyle çuf çuf çuf. Bunu zihninizden asla çıkarmayın. Çünkü lokomotifi bulmadan diğer ögeler bulunmuyor. Şimdi birinci vagonumuzun adı neydi arkadaşlar? Özne vagonuydu. Buraya yazıyorum. Özne. İkinci vagonumuz neydi? Nesne vagonuydu. Üçüncü vagonumuz Yer tamlayısı vagonu. Yer tam yazıyorum. Üçüncü vagonumuz, dördüncü vagonumuz da zarf tamlayısı vagonu. Bu vagonlar tek başına gidemiyorlar. Mutlaka yükleme ihtiyaçları var. Ama yüklem tek başına gidebiliyor. Tamam. Bunun da yüklem olduğunu şöyle üzerine yazalım. Yüklem. Yüklem zaten karizmatik böyle duruyor. Yüklem tabii her zaman cümlenin sonunda olmayabilir. Başka yerlerinde de olabilir. Ama sonuçta devrik cümlede olsa yüklem yüklemdir. Şimdi özneyi bulduğumuz sorular kim ve ne sorularıyla buluyoruz. Bak kim ve ne. Önce yüklemi buluyoruz. Bir numarada yüklem var. Birinci sırada birinci yüklem bulunur diyoruz. Yüklemi bulduktan sonra şöyle yüklem bulunur diye yazıyorum böyle havalı bir şekilde. Sonra kim özne. Ne sorusu özneyi bulunuyor. Kim geldi? Öğrenciler geldi. Öğrenciler özne. İstanbul güzeldir. Ne güzeldir? İstanbul özne oluyor. Nesne ise kimi, neyi sorularıyla belirtili nesne, ne sorusuyla da belirtisi nesne bulunuyor. Dersi seviyorum. Neyi? Dersi. Nesne olmuş oluyor. Yer tamlayısı ise arkadaşlar. Kime? Kimde? Kimden? Neye? Neyde? Neyden? Nereye? Nerede? Nereden? Sorularıyla bulunuyor. Hocam bunları niye böyle boş bıraktınız? Çünkü size vurguyu göstermek istiyorum. Bakın. Kime? Şöyle yazalım. Kime? Kimde? Kimden? Neye? Neyde? Neyden? Nereye? Nerede? Nereden? Bunların her biri arkadaşlar şöyle bize dolay tümleci buluyor, yer tamlayıcısı buluyor. Zar tamlayıcısı arkadaşlar tabii ki ne zaman sorusuyla bulunuyor? Ne zaman geldi? Nasıl geldi? İşte koşarak geldi mesela. Niye geldi? Veya da niçin geldi? Bunlar hep zar tamlayıcısı. Veya da nereye geldi? Dışarı geldi dersen oluyor. Burada tabii nereye? Ek alması lazım. Burada ise ek alması lazım. O yüzden de zaten ekin vurgusunu yapıyoruz. Ve sıralamamızda neydi? Yüklemden sonra bir özne, iki nesne, üç yer alması, 4 zar tanımlayısı şeklinde ögelerini ayırabiliyoruz arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu zor bir soru olarak sorduk. Ödüllü sorumuza gelelim. Ödüllü sorumuz biraz zor. Diğer dersimizde, diğer derslerimizde görüşmek üzere. Bunları zaten sene içinde sizlere tekrar kendi video sayfalarımızda da anlatacağız. Ama şimdi yaz tatilinde sıfırdan başlamak isteyen öğrencilerimiz için kitaplarımızın üzerinden anlattık. Hadi bakalım görüşmek üzere.